Nesi var Hekim Bey? Söylesene. Kumandanım, nabzı yavaş. İnme olabilir. Evet. Sait. Tansiyonu da yüksek. Onlar hain olamaz. Benim oğullarım. Onlara kimse hain diyemez. Evet. Sait. Evet. Tamam, yorma kendini. Sait. Koskoca Hüsrev pehlivanı düşürdüğün hale bak. Arslan gibi oğullarının aklına girip tuzağına düşürmeseydin bunların hiçbiri olmayacaktı. Sana dostum dediğim günlere yanarım be. Efsa Hatun'a haber salın. Toparlayıp eve götürsünler. Ne gerekiyorsa yapın. Emredersiniz kumandanım. Gidelim Adem. Efsane anne. Dediğin gibi iyice kaynattım ama oldu mu bilmem. Olmayacak ne varmış? Bakayım mister gibi olmuş. Koy şöyle. İyi iş başardın evlat. Sağ olasın. Ne demek efsane anne? Asıl sen sağ ol. Sen olmasan daha kötüleri olurdu Allah korusun. Daha iyicesin inşallah Hüsrev Bey. Allah'a çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Resul, sen ne ararsın burada? Ekmek almaya gittim. Kötü olduğunu duyunca geldim hemen. Konuşturma Hüsrev Bey'i. Hüsrev Bey, bak. Şundan birkaç yudum içiver. Bak, 3 tane ot var içinde. Şifadır. Şimdi onun sırası değil. Oğullarımın yanına gitmem lazım. La havle, nereye gidersin Hüsrev Bey? Biraz dinlenmen lazım, hadi biraz dinlen. Herkes oğullarıma kıyanet kefenini giydirdi Efsa Hatun. Oradan çıkaracağım oğullarımı o kefenden. Biliyorum öfkelisin, haklısın da. Ama öfkeni sonra çıkar. Hadi şimdi dinlenmen lazım. Hadi sen de ne duruyorsun orada, gel yardım et. Dede, efsane inem doğru söyler. Önce dinlen, öyle. Mehmet'im. Saydım.